nasılsın? İnşallah. İnşallah. Evet. Prandaj sjellim selamet në emrin e gjithë muslimanëve të Makedonisë. Bütün Makedonya Müslümanlarının selamını getirdik. Përmes jush popullit vëlla turk. Sizin aracılığınızla da Türk kardeşlerimize selamlarımızı getirdik. Ve vëllë zoti asnjë keqe, asnjë të keqe mos ta përjeton. Cenab-ı Allah her kötülükten muhafaza eylesin. Sepse stabilizimin e muslimanëve të Ballkanit e shohim me stabilizimin e Turqisë. Çünkü Balkanlardaki Müslümanların istikrarı Türkiye'nin istikrarıyla doğru orantılıdır. Ve të vetmet shpresat tona janë në Republikën e Turqisë. Ve bütün dileklerimiz ve isteklerimiz Türkiye'nin istikrarlı olmasıdır. Doğrusu öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki bütün coğrafyamızdaki dini müesseselerin birbirleriyle çok daha sık buluşarak önemli hizmetler yapmaları zorunluluk arz etmektedir. Biz herhangi birimiz, herhangi birimizin şubesi değiliz. Hepimiz bir başka bütünün, bir başka büyüklüğün şubeleriyiz. Hepimiz din-i mübin-i İslam'ın ve aynı tarihin, aynı kültürün, aynı medeniyetin şubeleriyiz. Mühim olan kimin kime, nerenin nereye bağlı olduğu değil. Hepimizin az önce söylediğim o bütünlüğe bağlı olarak hizmet yürütmesidir. Balkanlardaki sadece Makedonya değil, Balkanlardaki bütün kardeşlerimizi Türkiye'deki Müslümanlar kendilerinin bir parçası olarak görürler. Balkanlardaki kardeşlerimiz de Türkiye'yi, Türkiye'deki Müslümanları kendilerinin bir parçası olarak görürler. Yani Balkanlardaki Müslümanların kendi tarihi kimliklerini yeniden inşa ederek hayatlarına idame etmeleri, hayatlarına devam etmeleri barış içerisinde çok önem arz ediyor. Bu da hepimizin sorumluluğunu arttırıyor. Çünkü bizim bundan sonra en azından herhangi bir nesli kaybetme lüksümüz olmamalı. Dini müesseselere, Makedonya İslam Birliği'ne, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve diğer bütün din müesseselerine çok büyük görevler düşüyor. Kaldı ki hasreten Süleyman Recebi hocamıza daha büyük görevler düşüyor. Çünkü bizim gönlümüz istiyor ki Makedonya'da hizmetler artsın, onların bir kısmı Arnavutluğa ulaşsın, bir kısmı Kosova'ya ulaşsın. Yani nerede bir Arnavut Müslüman kardeşimiz varsa onlara da ulaşsın. Kardeş dini kuruluşların, Balkanlardaki kardeş dini kuruluşların kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerini sağlayacak yeni çalışmalar yapmamız gerekiyor. Oradaki en güçlü müesseseler haline getirmek gerekiyor.